Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala rasulina salavat olsun. Gecemiz mübarek olsun. Cümleten hoş geldiniz. İnşallah bugünkü dersimizde böyle gençlerimizin, çocukların Risale-i Nur'u okumasının ehemmiyeti, böyle Risale-i Nur'dan nasıl, hangi konuları okursak onlar böyle istifade ederler, üslubumuz nasıl olmalı, sonra Risale-i Nur'u okuyan, böyle hizmet eden çocuklar hakkında Üstad Hazretlerinin çeşitli muhtelif böyle lahika mektupları var. Onlardan da birkaç tane numune okuyalım. Dersimizin seyri öyle olacak. Yaklaşık bir 40-45 dakika kadar birkaç yerden böyle külliyatta bu manayla alakalı okuyalım. Şimdi İşaratül İcaz'da üstadımızın böyle insanın fıtratına uygun hareket etmenin ehemmiyetini söylüyor. Fıtrat kanunlarına böyle mütabakat etmek. Bir işte muvaffakiyet isteyen adam Allah'ın adetlerine karşı saffet ve muvaffakatını muhafaza etsin. Demek ki başarının en birinci şartı Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu kanunlara ne yapmak? Uymak. Fıtrat kanunları dediğimiz. Fıtratın kanunlarına kesbi muarefe etsin ve heyet-i içtimaiye rabıtalarına münasebet peyde etsin. İşte sünnetullah, adetullah, kainatta Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu bu fıtrat kanunları var. Bunlara uygun, muvafık hareket edersek eğer inşallah başarıyı elde ederiz. İşte burada da fıtratın kanunları derken, çocukların fıtratının Risale-i Nur'a münasebeti nasıl? Şimdi ona dair birkaç yer okuyalım. Aksi takdirde fıtrat ademi muvafakatla cevap verecektir. Peki dedik ki böyle fıtrat kanunlarına uymak, ona göre hareket etmek. Risale-i Nur'da da böyle çocukların fıtratına acaba uygun mu? Baktığımız zaman böyle şurada bir ifade var. Risale-i Nur'un fıtraten ve zamanın vaziyetine göre talebesi olacak başta masum çocuklardır. Demek ki Risale-i Nur o masum çocukların fıtratına tam uygun bir şekilde ne yapılmış, o konuları içinde barındırıyor. Bir de zamanın vaziyetine göre. Hani her zamanın bir hükmü var. Baktığımız zaman mesela 100 sene önce İstanbul'da toplu ulaşım kuralları vardı. İşte neylere göre? At arabalarına göre, faytonlara göre. Şimdi onları alıp da şu anda işletmeye kalkışırsak ne olacak? Değil mi? Başarısız oluruz. Çünkü şeyler çok değişti, vasıtalar çok değişti. Şimdi aynı şekilde de bu zamanda çocukların fıtratına en uygun Risale-i Nur'daki iman hakikatleri. Çünkü fıtrat, dinsiz bir millet yaşayamaz. Fıtrat ne istiyor? Fıtrat Allah'a inanmayı istiyor. İnsan baktığımız zaman sonsuz aciz, sonsuz fakir bir mahluk. Şimdi bu acziyetinde, fakriyetinde, işte ihtiyaçlarını karşılaması gerektiği, nereden karşılayacak? Sonsuz rahmet sahibi bir zata ancak böyle ondan yardım isteyerek. Peki güçsüz, aciz, etrafında bir sürü hadiseler var öyle mi abi? Olaylar var, insanı üzen, böyle telaş veren, korkutan. Peki bunlara karşı nasıl dayanacağız? Bak, sonsuz kudret sahibi bir zata dayanmakla ancak onların üstesinden gelinebilir. Şimdi baktığımız zaman da işte Risale-i Nur'daki iman hakikatleri demek ki nedir? İnsanın fıtratına tam muafık böyle dersler. Çünkü bilhassa bak çocuklarda nasıl oluyor? Bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imani almazsa, değil mi? Hani böyle bir atasözde var ya, ağaç yaşken eğilir. Yani o zamanda böyle her şey mevsiminde güzel, zamanında güzel yapılması deniyor ya, bir büyüğe bir şey öğretmek, anlaması böyle suya yazı yazmak gibi hakikaten unutuluyor. Ama
bir çocuğun hafızasına diyor bir şey öğretmek, ona belletmek, bir mermere çiviyle böyle yazı yazmak gibi, o kalıcı oluyor bak. En demek ki temelden, çekirdekten yetişmesi gerekiyor. Çünkü bir çocuk küçüklüğünde kuvvetli bir dersi imani almazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslamiyet ve imanın erkanlarını ruhuna alabilir. Ha. Küçükken alamadığı zaman, büyüdüğü zaman ne oluyor? Bak, çok zorlaşıyor. Adeta gayrimüslim birisinin İslamiyet'i kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer. Bilhassa peder ve validesini dindar görmezse, değil mi? Anne babasında o noktada hiçbir hareket yoksa, yalnız dünyevi fenlerle zihni terbiye olsa daha ziyade yabanlık verir. İşte gidiyor, bakıyor ki her şey kendi kendine oluyor. Tesadüfen oluyor. Tabiat yapıyor, değil mi? Dünya dönüyor, dünya dönüyor. Bu çocuk bunu okuyor, okuyor. Ondan sonra birisi dediği zaman açıyor Kur'an-ı Kerim'i, ya dünya dönmüyor, döndürülüyor. Olur mu öyle şey? Ya ben senelerce dünya dönüyor öğrendim. Bak ne yaptı? Sadece dünyevi fenlerle zihni terbiye olduğu zaman daha ziyade yabanlık verir. O halde o çocuk dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi bela olur. Şimdi anne babasını niye seviyor, niye hürmet ediyor? Çünkü ondan bir yardım görüyor, bir destek görüyor. Büyüdükleri zaman artık kendi gücü kuvveti var, bir makamı, bir mertebesi, bir geliri var. Anne babasından da artık hiçbir hayır yoktur. Bu sefer diyor ben bunlara niye bakayım? Ama Allah inancı, ahiret inancı olursa ne diyecek? Ya ben bunlara daha çok hizmet edeyim ki ahiretimi, değil mi, imar edeyim bak. Çünkü bu ancak imani derslerle oluyor. Onlar olmazsa o çocuk dünyada peder ve validesine hürmet yerinde istiskal edip çabuk ölmelerini arzu ile onlara bir nevi bela olur. Ahirette de onlara şefaatçi değil, belki davacı olur. Neden imanımı terbiye ile, İslamiye ile kurtarmadınız diye bak davacı olur. Çünkü her insan, değil mi, ne yapıyor? Bak İslam fıtratı üzerine doğuyor. İşte bu hakikate binaen en bahtiyar çocuklar onlardır ki Risale-i Nur dairesine girip dünyada peder ve validesine hürmet ve hizmet ve hasenatı ile onların defteri amaline vefatlarından sonra hasenat yazdırmakla ahirette onlara derecesine göre şefaat etmekle bahtiyar evlat olurlar. Peki yani bu bahtiyar evlat olmak, değil mi? İşte o diyelim evladımıza, çocuklara Risale-i Nur eğitiminde bulunmak. Bu da nereden geliyor? Bizdeki Cenab-ı Hakk'ın yine bak dedik ya fıtrat kanunu, fıtrat kanuna koyduğu bir şefkat hissini doğru kullanmaktan geçiyor. Şimdi bir anne bakıyoruz ki ne yapıyor? İşte evladını elini ütüye böyle uzatıyor. Hafif böyle sıcağını gösteriyor. Bak diyor bundan ne yap? Bak bu sıcak, buna elin değerse işte yanarsın, canın acır, değil mi böyle? Şimdi aynı şekilde onu nereden koruması? Cehennemden koruması. Yani Cenab-ı Hak asıl bu hissi, o çocuğun işte yanmaktan muhafaza etme hissini cehennemden korumak için verilmiş. Ama bu ne yapılıyor? Bazen yanlış kullanılıyor. Bak şurada bir ifade var. O şefkatli valide çocuğunun hayatı dünyeviyede tehlikeye girmesi, istifade veya fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır. Onu öyle terbiye eder. Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir. Değil mi? Böyle yapıyoruz yani. İşte dershanelere gönderiyoruz. En güzel kıyafetler alsın, en güzel yiyecekleri yesin. Tamam, çok güzel. Ebedi milyonlarca seneden ibaret olan, değil mi, ahiret hayatı da güzel olsun. İşte burada baktığımız zaman şefkatin yanlış kullanımı oluyor. Ne yapıyor? Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir. Hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayatı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Dünyada hapsinden kurtarmaya çalışıyor. Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Bak demek ki biz de yani o çocuğa hakiki
eğitimi vermek, ebedi hayatını kurtarmak için o şefkatimizi doğru kullanmak gerek. Ya Cenab-ı Hak şefkati koymuş, böyle işte ya ben geleceği için yatırım yapıyorum. Bütün derdim, tasam evladımın, değil mi? İşte geleceğinin kurtulması yani. Tamam da hakiki gelecek neresi? Üstadımız 19. mektupta buyuruyor ya, gafiller hakkında diyor, taahhüt altına alınmayan milyonlar seneden olan bir ahiret hayatı. Cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtri şefkatin tam zıttı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Demek ki en birinci olarak o çocuğun, değil mi, ahiretini düşünmek. Ahiretini nazara almak, ebedi hayatını kurtaracak şeylerle meşgul edilmek. Dünyada terbiye-i İslamiye tam almadığı için validesinin harika şefkatinin hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez. Belki de çok kusur eder. Bir ifade var ya, diyor, gayri meşru tarik maksudun zıttına inkılap eder. Şimdi anne baba bakıyoruz mesela, işte ne yapıyor? İşte evladım böyle güzel olsun, iyi olsun. Bütün yatırımını dünyevi düşünüyor. O işte büyüdüğü zaman bana baksın, hürmet etsin. Bir noktayı, değil mi, unutuyor. Allah inancı, ahiret inancı, kalbine iman bekçisini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini koy bak. Bu sefer bunlar olmayınca tam tersi bir manayla, ya diyor ki ben evladımın her şeyini verdim. Bazen oluyor böyle, medreseye geliyorlar işte velilerimiz, büyüklerimiz. Ya hocam biz bu çocuğun bir dediğini iki yapmadık. İşte en güzel kıyafetleri aldık, ayakkabılarını aldık, böyle işte bilgisayarını, telefonunu, böyle hiçbir yerden eksik bırakmadık. Ama bize isyan ediyor. Böyle bizi çok kırıyor. Peki diyorum, siz Allah inancı, ahiret inancı, böyle İslamiyet'in gereklerini evladınıza böyle söylediniz mi, verdiniz mi? Yok diyor, onları yani biz vermedik. Şimdi baktığımız zaman, değil mi, işin temeline iniyoruz ki üstadımız diyor ya, kurt gövdenin içine girdi yani. En büyük ihtiyacını, kalbin ihtiyacını ihmal etmişiz. Bu sefer de ne oluyor? Bak böyle sıkıntılar çıkıyor. Şimdi bu manayla ilgili yine böyle üstadımızın yani o fıtratlarına muvafık nereler okunabilir? İnşallah birkaç tane yer okuyalım böyle. Şimdi bu 10. bürhanda 22. sözde üstadımız 0 yaşla 15 yaş arasını burada bir çocuk olarak görüyor. Gel ey bir parça insafa gelmiş arkadaş, 15 gündür biz buradayız. Ya haşiye, 15 gün sinni teklif olan 15 seneye işarettir. 15 sene, değil mi? Orada akıl buluğu çağına 15 yaşında geliniyor. Şimdi 15 yaşına kadar ne yapılıyor? Bak biz bu dünyadayız. Peki bu dünyadayız da bu dünyada alacağımız şey nedir? Değil mi? Böyle yaşadık bu yaşa kadar. Böyle etrafımızda bir takım olaylar oldu. Bir takım böyle gelenler, gidenler, ikramlar, ihsanlar. Biz bunlara hangi gözle bakmalıyız? Yani bir çocuk 15 yaşına kadar en az şu manaları kalbine, ruhuna almış olması lazım. Neler onlar? Eğer şu alemin nizamlarını bilmezsek, padişahını tanımazsak cezaya müstahak oluruz. Ha, demek ki 15 yaşına gelen bir çocuğa artık bu manaların söylenmesi gerekiyor bak. Özrümüz kalmadı. Zira 15 gün güya bize mühlet verilmiş gibi bize ilişmiyorlar. Elbette biz başıboş değiliz. Bu derece nazik, sanatlı, mizanlı, letafetli, ibretli mahzunlar içinde hayvan gibi gezip bozamayız, bize bozdurmazlar. Değil mi? Etrafımızda hiçbir şey başıboş değil. Gerek insanın yaptığı, gerek Cenab-ı Hakk'ın yarattığı her şeyin bir vazifesi var. Şimdi zehirli bir sinekten bal gibi neticeyi murad eden Cenab-ı Hak, eşrefi mahlukat, halifeyi arz olan insanı başıboş bırakır mı? Değil mi? Ya Rabbi bizi niye yarattın diyoruz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ buyuruyor Cenab-ı Hak. Ben diyor cinleri ve insanları beni tanıyıp
iman edip ibadet etmeleri için yarattım. Şu memleketin haşmetli malikinin elbette cezası da dehşetlidir. O zat ne kadar kudretli, haşmetli bir zat olduğunu şununla anlayınız ki, şu koca alemi bir saray gibi tanzim ediyor, bir dolap gibi çeviriyor. Şu büyük memleketi bir hane gibi hiçbir şey noksan bırakmayarak idare ediyor. İşte bak, vakit be vakit bir kabı doldurup boşaltmak gibi şu sarayı, şu memleketi, şu şehri kemal-i intizamla doldurup kemal-i hikmetle boşalttırıyor. Bir sofrayı kaldırıp indirmek gibi koca memleketi baştan başa çeşit çeşit sofralar bir desti gaybi tarafından kaldırılır, indirilir tarzında mütenevvi yemekleri sıra ile getirip yedirir, onu kaldırıp başkasını getirir. Değil mi? Önümüzdeki bak gördüğümüz şeylerden misaller. Ya bu sofralar, işte evimize gittik, değil mi? Baktık ki işte bir sofra hazırlanmış. Bizi seven, bize merhamet eden, bize şefkat eden, ihtiyaçlarımızı gören birisi bunu hazırlamış. Bütün dünya öyle mi abi? Bir araya gelse bizi inandıramaz ki bu kendi kendine olmuş. E peki dünyadaki sofralar nedir? Sofralar ise yazda zeminin yüzüne işarettir ki yüzer taze taze ve ayrı ayrı olarak matbahayı rahmetten çıkan rahmani sofralar serilir, değişirler. Her bir bostan bir kazan, her bir ağaç bir tablacıdır. Sen de görüyorsun ve aklın varsa anlarsın ki o dehşetli haşmet içinde hadsiz sehavetli bir kerem var. Şimdi düşünsek abi, İstanbul'dayız, böyle bir kıtlık oldu. İşte bir gün, iki gün, üç gün artık hiç kimse bir şey yiyemiyor böyle. Etrafta hastalar çoğaldı, böyle insanlar ağlıyor, bağırıyor. Birisi gelse, işte büyük böyle sofralar kursa, yedirse, içirse, hastaları tedavi etse. Böyle ne deriz ya, ne kadar merhametli, ne kadar şefkatli değil mi? Ya milyon, işte 20 milyon böyle insana hiç bir karşılık beklemeden bu kadar hediyelerde, ikramda, iyiliklerde bulundu. E şimdi Rabbimiz her gün her günden bak milyarlarca insanı yediriyor, içiriyor. Bak havayı burnumuzun dibine kadar getiriyor. Sadece bizler mi değil. Bak denizlerdeki mahlukat, değil mi? Ormanlardaki mahlukat böyle her birisine layık sofraları kuruyor. Hem de bak ki o gaybi zatın saltanatına, birliğine bütün bu şeyler şehadet ettiği gibi öyle de kafile kafile arkasından gelip geçen o hakiki perde arkasında açılıp kapanan bu inkılaplar, bu tahavülatlar o zatın devamına, bekasına şehadet ederler. Bak, hem devamına hem bekasına şehadet ediyorlar. Çünkü zeval bulan eşya ile beraber esbapları dahi kayboluyor. Yani hem Cenab-ı Hakk'ın ezeliyeti hem ebediyeti kainattaki tasarrufattan görünüyor. Yani bazen böyle soruluyor hani ya işte her şeyi Allah yarattı. Peki Allah'ı kim yarattı? Baktığımız zaman şimdi camide böyle ne yapılıyor? İmama tabi olunuyor. Ya herkes imama tabi. İmam kime tabi? Değil mi? Öyle bir şey yok. İmam kendine tabi. İşte trene bakıyoruz değil mi? 40. vagon, 39. vagon işte birbirini çekiyor. Tamam işte bunları kim çekiyor? Lokomotif. Lokomotifi kim çekiyor? Değil mi? Bak onu kimse çek. Şimdi mümkün arzi alemde böyleyse elbette vacibil vücut değil mi? Varlığı ezeli, ebedi olan Cenab-ı Hak var olması için hiçbir şeye muhtaç değil. Ve ezeliyetini de buradan görüyoruz. Bak onların arkasından istinad ettiğimiz şeyler tekrar kayboluyor. Demek o eserler onların değilmiş, belki zevalsiz birinin eserleriymiş. Şimdi burada bir misalle üstadımız daha da yakınlaştırıyor zihinlere. Nasıl ki bir ırmağın kabarcıkları gidiyor, arkasından gelen kabarcıklar gidenler gibi parladığından anlaşılıyor ki onları parlattıran daimi ve yüksek bir ışık sahibidir. Şimdi diyelim
1900 senesinde değil mi, doğanlar oldu. İşte 2000 senesi, orada 100 sene geçti. Şimdi 100 sene içinde hayata gelindi, yaşandı ve vefat edildi. Peki ondan sonra, 2000'den sonra hayat bitti mi? Bak, devam ediyor. Demek ki hayatı veren zat hem ezeli hem ebedi. Çünkü ondan önce de hayat vardı. Değil mi? İnsanoğlu işte geldi, işte yaşadı diyelim. Daha sonra vefat etti. Vefat etti. Kainatta hayat bitti mi? Bitmedi. Bak, vefat etmesi o hayatın kendinden olmadığını gösteriyor. Arkadan gelenlerde öyle mi abi? Her birisinde hayat olması da demek ki hayatı veren ezeli, ebedi bir zattan geliyor. Bu işlerin süratle değişmesi, arkalarından gelenlerin aynı renk alması gösteriyor ki zevalsiz daimi bir tek zatın cilveleridir, nakışlarıdır, aynalarıdır, sanatlarıdır. Yani baktığımız zaman burada işte mesela üstadımız bir 15 yaşında mesela sinni teklif olduğunu bizlere söylüyor. Yine böyle mesela lemalarda bir çocuk üstadımıza diyor ki böyle yağmur işte duasında bulunduk, yağmur gelmedi. Üstadımız burada o çocuğa ne yapıyor? En başta dedik ya, tevhid inancı, Allah'ın varlığı ve birliği, o dersi veriyor. Burada diyor Bismi Subhanehu, bana hizmet eden küçücük bir Risale-i Nur talebesinin çoklar namına sorduğu sual ne cevaptır? Sual: üstadım, yağmur duası ve namazın neticesi görünmedi, faydasız kaldı. 2-3 defa bulut toplandı, yağmur vermeden dağıldı, neden? Bak burada değil mi, o yağmurun işte toplandık, dua ettik, normalde o yağmurun gelmesi lazım. Üstadımız hikmetlerini anlatırken burada diyor ki en güzel meyvesi şudur ki o hadisede herkes o vaziyette anlar ki onun tayinini veren babası, hanesi, dükkanı değil. Değil mi? Şimdi o çocuk nereden biliyor? İşte babam getiriyor, annem de akşam onları pişiriyor, ben de yiyorum. Bu kadar. Ama bir yağmur duasında baktığımız zaman bakıyor ki neyi görüyor? Herkes o vaziyette anlar ki onun tayinini veren babası, hanesi, dükkanı değil. Belki onun tayinini ve yemeğini veren koca bulutları sünger gibi ve zemin yüzünü bir tarla gibi tasarrufunda bulunduran bir zat onu besliyor, rızkını veriyor. Hatta en küçücük bir çocuk da daima aç olduğu vakit kimin yanına gidiyor? Çocuk acıktığı zaman annesinin yanına gidiyor. Validesine yalvarmaya alışmışken o yağmur duasında küçücük fikrinde büyük ve geniş bu manayı anlar ki bu dünyayı bir hane gibi idare eden bir zat hem beni, hem bu çocukları, hem validelerimizi besliyor, rızıklarını veriyor. Çünkü ben kimden biliyordum rızkımı? Annemden, babamdan, büyüklerimden. Onlar da burada. Değil mi? Onlar da el açmışlar, onlar da istiyor. Eğer onlar veriyorsa onlar niye istesinler? Değil mi? Baktığımız zaman böyle ne yapıyor? O çocuk o dersi alıyor. Hazreti Ömer öyle çarpıyor ya, ya diyor ki bizim putlarımızın kendilerine faydası yok. Değil mi? Böyle acıktığımız zaman onları işte başta tapardık, sonra acıktığımız zaman onları yerdik. Yani kendilerini koruyamıyorlar. Hani muhafaza, ondan nasıl ilah olacak? Şimdi bu manada da sebepler hepsi bir perde. Değil mi? Rezzak hakiki, Cenab-ı Hak. İşte bunu bak, üstadımız bir çocuğa o yağmur duasını vesile edip bak tevhid dersini veriyor. Hem validelerimizi besliyor, rızıklarını veriyor. O vermezse başkalarının faydası olmaz. Öyleyse ona yalvarmalıyız der. Tam imanlı bir çocuk olur. Demek ki bak burada da ne var? Bir tevhid bahsi var. Yine üstadımız böyle bir asar bediye eserinde böyle soru cevabın çok ehemmiyetli olduğunu söylüyor. Şurada ifadeyi okuyalım. Ulema ile olan münazaramdır. Onun sebebi İstanbul'a geldim, gördüm ki sair şubata nispeten, böyle medreselere, şubelerine göre medreseler terakki etmemiştir.
Bunun da sebebi kitaba nazarla istinbat mesele etmek olan istidadı meleke-i ilim yerinde ikame olunmuş. Yani her şey ezbercilik. Hiç akıl, mantık, fikir yürütmeden böyle körü körüne tabi olmak. Ve talebelerde adem-i münazara, sual ve cevap sebebiyle şevksizlik, melekesizlik ve atalet gibi bazı hali intac etmiş bak. Şimdi sual ve cevabın olmaması ne yapıyor? O talebelerde böyle ilme karşı merakı düşürüyor. Şimdi burada o 10. Bürhan'da da okuduk. Ne yapıyor? Bak orada bostanlardan, ondan sonra işte nimetlerden bahsetti böyle ikramlardan. Üstadımız birinci sözün sonunda hemen bunu bir soruya dökmüş. Hem demek ki yani o çocuklardaki o Risale-i Nur eğitiminde, din eğitiminde soru cevaba da çok önem vermek. Yani soruyu yöneltmek, ondan cevap vermesini beklemek. Ha bir de bak burada da şu mana da var. Bunu da böyle dikkate alalım diye beraber paylaşmak. Sual, tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz. Tabii gidiyoruz, alıyoruz işte çeşitli yerlerden. Acaba asıl mal sahibi olan Allah ne fiyat istiyor? Baktığımız zaman yani hemen değil mi? Hakiki fiyat, hakiki mana nedir yani? Şimdi burada yani hakiki sahibi olan değil mi? Allah'ın ne fiyat istediği her şeyden daha önemli. Nasıl ki bir şeyin yani en basitinden aldığımız bir şey fiyatını vermiyoruz. Hırsız değil mi? Manası oluyor. Şimdi aynı şekilde insan eğer Cenab-ı Hakk'ın istediği hakiki fiyatı vermezse bu sefer de ne oluyor? Değil mi? Bak manevi hırsızlık gibi olmuş oluyor. Şimdi her şeyin de aldığımız ne yapıyoruz? Ücretini veriyoruz. Hani o işte polisti, ondan sonra yani dünyevi şey olarak böyle hapishaneydi. Kim uğraşmak ister yani? Bak o bu manayı nasıl istemiyor insan, hoşuna gitmiyor, diyor ki en ağır işlerde çalışırım değil mi, minnet altına girmem. Böyle aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın hakiki fiyatı nedir istediği mallardan? El cevap, evet, o mün'im-i hakiki bizden o kıymettar nimetlere, mallara bedel istediği fiyat ise 3 şeydir. Biri zikir, biri şükür, biri fikirdir. Başta Bismillah zikirdir, ahirde elhamdülillah şükürdür. Bunlar böyle yapılıyor ama ekseriyetle duyduğumuz, kendi yani nefsimizin de böyle atladığı bu ortadaki o fikir manası. Bu kıymettar harikayı sanat olan nimetler Ehad ve Samed'in kudret mucizesi ve rahmet hediyesini olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın değil mi hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ona muhtaç olması. Samet manası. Ehad de nedir? Her birimize hususi olarak, özel olarak ikramda bulunması. Şimdi marketlerde bir ürün aldığımız zaman değil mi kasaya geliyoruz abi, orada hemen barkodunu okutuyorlar, numaralarını geçiyorlar. Şimdi tabirde hata olmasın, her bir rızkın üstünde mesela bir pirinç tanesinin üstünde kimin olacağı bir barkod numarası gibi bir şifre var. Yani manevi kader kalemiyle filanın rızkı olacaksın diye yazılı. Hadis-i şerifte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ecel diyor nasıl ki insanı takip ediyor, buluyor. Her insanın da rızkı onu takip ediyor, buluyor. Bak bundan kurtuluş değil mi? Nasıl ki ecelden olmuyorsa rızık da öyle mukadderdir, geliyor. Şimdi işte bu mesela bir zeytin tanesi. Değil mi? Baktığımız zaman işte kahvaltıda aldık, yedik. Ama o zeytin tanesinin arkasına baktığımız zaman bütün kainatın atomlardan yıldızlara varana kadar her şeyin muntazam bir fabrikanın çarkları gibi hareket etmesi lazım, değil mi? Dönmesi lazım yani. Şimdi bakıyoruz, hava lazım, su lazım, güneş lazım. Demek ki o zeytini yaratıp bizim önümüze koyan zat bütün kainata hükmeden zat. Peki bu nedir? Bu da iltifatın bir gılafıdır. Değil mi? Alemlerin Rabbi bak beni muhatap almış, bana değer veriyor, bana kıymet veriyor, bana özel ikramı. Değil mi? Onun arkasındaki o iltifatı hissetmek. İşte bu da
fikir oluyor. Bak, hakiki mana, hakiki fiyatı bu. Cenab-ı Hak böyle hakiki fiyatı verenlerden eylesin. Yani bak, burada hemen peki bunu yapmazsak ne oluyor? Bir padişahın kıymettar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak. Kargo geliyor, işte çok kıymetli bir hediye var böyle. İşte diyelim bir ilaç var, artık böyle hayatımızı böyle çok güzel geçireceğimiz bir mana var içinde. Hiç göndereni tanımıyoruz. İşte getirene çok teşekkür ediyoruz böyle. Ona minnetlerimizi sunuyoruz. Ama asıl hakiki sahibini görmemek. Değil mi? Ne yapıyor? Bak, bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahetse, akılsızlık ise, öyle de zahiri münimleri medih ve muhabbet edip münimi hakikiyi unutmak. Her şey değil böyle. Geçen dersimizde de okuduk ya, bir yedi hayır, her hayır onun elinde. Bütün güzellikler ondan geliyor ama biz onu unutuyoruz. Ondan bin derece daha belahettir. Ey nefis, şimdi bak bunu okuduk mesela, işte o çocuğun kişiliğinin, karakterinin oluşması. Değil mi? Peki nasıl yapacaksın, nasıl olacak? Bak, böyle ebleh olmamak istersen Allah namına ver, Allah namına al, Allah namına başla, Allah namına işle, vesselam. Al sana işte, değil mi, hayatında böyle her tarafta uygulayacağın ve böyle insanı kamil olacağın bir düstur bak. Allah namına almak, Allah namına vermek, Allah namına başlamak, Allah namına işlemek. Şimdi üstadımız böyle, tabi bunları bu gibi dersler çok var. Yine böyle araştırmalar neticesinde 7-12 yaş böyle bir çocuğun somut işlemler dönemi deniyor. Yani böyle gördüğü, yaşadığı hadiselerden böyle bizzat ders çıkarması. Şimdi bakıyoruz değil mi? Mesela 10. sözde diyor, bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz, biliyorsun. Şimdi bunu kim bilir? En küçük bir çocuk da bilir bir köyün muhtarsız olmayacağını. Değil mi? Bir iğnenin ustası olmayacağını bir profesör de bilir. Bak, önümüzdeki bizzat yaşadığımız kainattan örnekler. Peki bunların her birinin ustası var. İşte bir köyün bir muhtarı varsa elbette, değil mi? Nasıl oluyor ki nihayetsiz derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Elbette olmaz diye ne yapmak? Bak, oradan ders ver. Mesela 4. sözde yine misallerle üstadımız orada anlatıyor. İşte diyor ki bir zat işte iki adama, değil mi, 24 altın veriyor. Bunları uzak bir çiftliğine gönderiyor. Bu parayla diyor yol ve bilet masrafı yapınız. İşte birisi diyor çok güzel alışveriş yaptı, ticaret yaptı, karı birden bine çıktı. Diğeri diyor 23 altını sarf ediyor, bir altın kalıyor. Diyor arkadaşı ona, bir bilete ver, bu uzun yolda yayan aç kalmayasın. İşte orada diyor bir bilet, 24 saatimizdeki bir saatimiz 5 vakit namaza ne yapıyor? Bak, kafi geliyor. Böyle o kadar harika, o kadar böyle akli mantık temsillerle ne yapıyor? Anlatıyor. Yine böyle mesela ahiret imanının çocuklardaki böyle inkişafı. Üstadımız onu da bulabilirsek eğer. Evet. Nevi insanın dörtten birini teşkil eden çocuklar ahiret imanıyla insanca yaşayabilirler ve insaniyetin istidatlarını taşıyabilirler. Demek ki vereceğimiz en önemli derslerden birisi de ahiret inancının onlara yerleşmesi. Yoksa elim endişeler içinde kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarla haylaz bir hayatta yaşayacak. Çünkü her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle, şimdi en sevdiği arkadaşı bir anda bakıyor ki yok oldu, kayboldu. Bir daha onu göremeyeceğim. Hep böyle çağırdığım, işte söylediğim, ben bunu nasıl yani atlatacağım, bu şoku üzerimden? Çocukların ölmesiyle onun nazik dimağında ve ileride uzun arzuları taşıyan zayıf kalbinde ve mukavemetsiz ruhunda öyle bir tesir yapar ki
hayatı ve aklı o biçareye alet-i azap ve işkence edeceği zamanda ahiret imanın dersiyle görmemek için oyuncaklar altında onlardan saklandığı o endişeler yerinde bir sevinç ve genişlik hissederek der. Bu kardeşim veya arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu oldu. Bizden daha iyi keyif eder gezer. Şimdi bu mananın yerine hangi bir oyuncağı, hangi bir işte geziyi, sinemayı, tiyatroyu versek o çocuğu, o ölen arkadaşının o yerini doldurabilir değil mi bak? Ne yapıyor? Bak diyor, bir cennetin kuşu oldu, bir daha onunla görüşeceğim. Bizden daha iyi keyif eder gezer. Validem öldü fakat rahmet-i ilahiyeye gitti. Yine beni cennette kucağına alıp sevecek, ben de o şefkatli anneciğimi göreceğim diye insaniyete layık bir tarzda yaşayabilir bak. O ahirete imanla ne yapıyor? O işte vefatı şey bir yani karşılayacak bir şekilde o ruhunda, kalbinde o kuvveti hissediyor. Yine böyle lemalarda bir ifade var. Şefik abi diye bir abimiz böyle yeğenlerine Risale-i Nur okuyor. İşte böyle anlatırken tabii diyor, çocuklar merakından anlayamadıkları zaman hemen bendenize soruyorlardı. Ben de bu elmas, cevher, nuru onların anlayabileceği şekilde izah ederken. Ha, demek ki onların anlayabileceği şekilde izah etmek. Nasıl? İşte bazen kelime manalarını vermek. Bazen işte başka yerlerden de misaller getirmek. Bazen böyle hayatındaki yaşadığı durumlardan böyle ona misaller vermek. Çocukların renkleri renk renk oluyordu ve güzelleşiyordu. İşte burada yani anlayabileceği şekilde izah etmek bak kime düşüyor? Değil mi? Bizlere düşüyor yani. Şimdi onun nasıl ki bir bebek mesela işte doğdu, tamam artık bu yesin, içsin, yürüsün, gitsin, ihtiyaçlarını görsün değil, değil mi bak? Cenab-ı Hak bize o şefkati koymuş, işte ona göre giysisini, ondan sonra diyelim daha dişleri yok, onun yiyeceği, öğüteceği şekilde beslenmesine falan dikkat ediyoruz. Aynı şekilde ne yapmak? Kalbinin, ruhunun ihtiyacını da böyle en bilinci gündem maddemize alıp bunun ihtiyacını gidermeye çalışmak. Yine üstadımız bunda mesela bize bir yöntem gösteriyor. Diyor ki her bir adam eğer hanesinde 4-5 çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini bir küçük medrese-i nuriyeye çevirsin. Ha bak, bunun için çok uzaklara, başka yerlere gitmek değil. Nerede bu eğitimi vermek? Evimizde. Kendi evimizde bir medrese gibi, değil mi? O eğitimi böyle yapmak. Ha, Abdullah Yayın abi böyle bir yerde söylemişti. Yani çocuğu alıp da işte yarım saat, bir saat ders okumak değil. Ya bazen bir cümle bile, yani Risale-i Nur'dan bir 3-5 dakika ne yapıyor? O, yani onun o fıtratına o tohumu ekmek. Böyle uzun uzun işte sıkarak, değil mi? Böyle zorlayarak değil de bir cümleyle işte bir 3 dakikalık derste bunu yerine getirmek. Yani mesela hani evladımızın yani diş fırçalaması için böyle o kazanımı yapmaya çalışıyoruz. İşte gidiyoruz diş fırçasını, değil mi? En güzel onun istediği renkten, işte pembe mi istiyorsun, mavi mi? İşte böyle hangi şey istiyorsun? Bak onu almaya çalışıyoruz. Ondan sonra işte bu saatler bak dişini fırçaladın mı? İşte şöyle fırçala. Bak bunları nasıl takip ediyorsak aynı şekilde manevi eğitiminde de işte bak bugünkü dersimizi okuduk mu? İşte böyle hani namazımızı kıldık mı gibi, değil mi? Böyle teşviklerde bulunmak. Yani tabii ki yoğunluğumuz var. İşte sabahtan akşama da çalışmalarımız var. İşimiz. Yalnız işte diyelim bir sabah namazı ya da işte yatsı namazını eve denk getirip böyle orada namaz kılmaya, mümkünse cemaatle namaz kılmaya, yani onun önünde bunları böyle yapmaya çalışmak. Ne yapıyor? Bak bu manada her bir adam hanesinde 4-5 çoluk çocuğu bulunsa kendi hanesini küçük bir medrese-i nuriye çevirsin. Eğer yoksa yalnız ise çok alakadar komşularından 3-4 zat birleşsin, bu heyet bulundukları haneyi küçük bir medrese-i nuriye ihtiyaz etsin. Hiç olmazsa
işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde 5-10 dakika dahi Risale-i Nur'u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakiki talebe-i ulumun sevaplarına ve şereflerine mazhar olurlar. Birkaç tane de böyle layıka mektuplarından üstadımızın işte Risale-i Nur'la meşgul olan böyle çocukları tebrik etmesi var, teşvik etmesi var. Onunla alakalı okuyalım. Şurada diyor: Safranbolu'da Nur'un ehemmiyetli şakitlerinden Hıfzı'nın iki masum mahtumları, biri 10, biri de 8 yaşlarında Asa-i Musa yazdıkları ve bitmek üzere diye o masumlar bana bir mektup yazmaları beni fevkalade sevindirdi. Bak, 8 yaşında, diğeri de 10 yaşında, değil mi? Asa-i Musa eserini yazması diyor üstadımız, beni fevkalade sevindirdi. Şimdi şurada bir ifade var. Hem bazı cümleleri tadilatla beraber layıkamıza geçirdiğimiz Mustafa Osman'ın ve muallim Mustafa Sungur'un müşterek acip mektupları gösteriyor ki, merhum Hasan Feyzi'nin evinde bir sümbül orada inkişafa başlamış. İnşallah çok biçarenin imanlarını kurtaracak. Hususen onların mahiyetinde ve Isparta'nın küçük masum kahramanlarına benzer Rahmi namında 14 yaşında bir mektepli çocuğun fedakarane nurların derslerini gaye-i hayat bilmesi. 14 yaşında, demek ki bu şuur, bu bilinç verilirse inşallah ne yapıyor? O çocuk gaye-i hayat biliyor. Diyor ki, benim dünyaya geliş amacım Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak, ibadet. Bizleri ve nurcuları cidden sevindiriyor. O havali için gençlerin kurtulmasına bir faali hayırdır. Bak, bu da ne yapıyor? Etrafında, nasıl ki bir soba yandığı zaman etrafını ısıtıyorsa, İşte birisinin de, değil mi, bu iman hakikatleriyle böyle donatması, etrafına bakıyoruz ki böyle hakikatleri, değil mi, güzellikleri neşrediyor. Yine şurada bir ifade vardı. Bu noktada böyle üstadımızın çok teşvikleri var, değil mi, çocuklara işte Risale-i Nur okutması. Yani yüzlerce yerler var Risale-i Nur'larda. Bir onları tebrik ediyor, teşvik ediyor. Yani bu yine araştırmalar böyle bakıyorlar ki en mutlu insanlar, böyle en mutlu aileler birbirlerini böyle tebrik eden, güzelliklerini böyle söyleyen. Evet, şurada bir ifade de vardı, eğer onu da bulabilirsek. Şuradan bakalım. Onları da okuyalım. İki tane daha yer vardı. Ondan sonra Fatiha'mızı verelim inşallah. Evet. Ala Mescid Köyü hocası İbrahim Ethem'in halisane mektubuyla ehemmiyetli ve Nur'un masum şakitlerinin o mübarek hocanın dersinden tam hisse alan ve Nur'un dersine giren 6 küçücük masumların kendi kendilerine düşünüp hocalarına söyleyerek, 6 pusula kendi kalemleriyle yazarak, bu ihtiyar hasta sahide o masum mübarekler ömürlerinin her biri bir kısmını vermesi hakikaten gayet medar-ı hayret ve takdir bir hadise-i nuriyedir. Ben dahi o masumların o mübarek hediyelerini kabul edip yine o küçücük sahitlere hediye ederek benim yerimde çalışmak için bağışlıyorum. Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin. O küçücük sahipler ise işaretlerinden İbrahim 9 yaşında, Mustafa 11 yaşında. Üstadımız burada yaşlarını almış. Ben bak, dikkat çekiyor yani. Hani çocuk deyip geçmemek, ya bu ne olacak ki? Değil, değil mi? Bak böyle. O Mustafa 11 yaşında, Halil İbrahim 12 yaşında, Emin Yılmaz 14 yaşında, Mehmet 11 yaşında, Abdullah 12 yaşlarında. Şurada yine diyor: Aziz kardeşlerim, beni merak etmeyiniz. Ben her zaman zahmette bir eseri rahmet, bir lemay inayet gördüğümden sıkılmıyorum. Her zahmette bir rahmet. Güzel gören, güzel düşünür, güzel düşünen hayatından lezzet alır.
Sizin gayret ve ciddiyetiniz ve yardımınız her sıkıntıyı izale eder, daimi surur verir. Burada Abdülmecid kardeşlerim hükmünde ve hanedanı da benim hanedanım olması cihetiyle en çalışkan ve fedakar Mustafa Acet, hem küçücük bir Hüsrev hem küçücük bir Abdurrahman hükmünde Ceylan namında çok çalışkan bir çocuk Risale-i Nur'a tam hizmet ediyor. İşte bunun gibi böyle çok üstadın hani çocuklarla, değil mi, Risale-i Nur'un bu iman hakikatlerinin böyle verileceğini, onların ruhlarının, fıtratlarının böyle tertemizken bu hakikatleri en güzel bir şekilde alacağını bizlere beyan ediyor. Rabbim bu manada böyle gayretlerimizi çoğalsın, hamiyetimizi artırsın, bizleri böyle neslimizi iman dairesinde, Kur'an dairesinden ayırmasın, sırat-ı müstakimde istikamet nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha.